hoş geldiniz bank sohbetlerine bu haftada. Hastasıyız diyoruz. Gerçekten de hastasıyız efendim. Kimin? Gördüğünüz gibi Ayhan Sicimoğlu ile beraberim. Hoş geldiniz. Memnuniyetle geldim. Hoş bulduk efendim. Şimdi tabii sizi burada İstanbul'da yakalamak çok zor oldu. Bunu izleyicilere söyleyeyim. Haliyle çünkü Ayhan Sicimoğlu müzisyen gezgin. Ve şimdi de aslında iş adamı çok da güzel şeyler yapıyor. Hepsini konuşacağız. Siz bir gezgincisiniz. Evet. Ve pandemi diyen bir tokatla karşılaştık. Ne tokatı? Yani yumruk. Tam bir yumruk tokat oldu hepimize. Evet. Siz nasıl, ne hissettiniz bunda? Bir kere bir hayat durdu. Bu yumruk size ne yaşattı? Vallahi hala sersemliği var yumruk. Yani yıldızlar dolanıyor kartonlarda. Yumruktan sonra böyle bir kuşlar öte cik cik cik, hala oradayız biz. Yıldız ve kuşlar var. Hala kendimize ağrıdı mı daha farkında değilim. Bir yerim kırıldı mı ondan da farkında değilim. Yani daha kalkacağım da sağımı solumu kontrol edeceğim. Bir çenemde kırık mırık var mı? Aynaya bakacağım falan. Hani burnum kanıyor mu? O da yok. Efendim hala o şoktayım. Tam onu atlatıyor gibi hissederken şimdi yeniden işler biliyorsunuz. Yeniden bir yükselişe geçti bu iş. Nereye gideceğini de bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Gelelim şimdi İstanbul'a. İstanbul'u ne zamandır yaşamaya başladınız? Bildiğimiz hep siz yurt dışındasınız. Evet, doğrusunuz. Çocukluğumda, yani bir de orada da yaşadınız. Çocukluğumda. Çok evet. Müthiş bir şehirdi. Siz hatırlayamayacağınız bir tarih. Siz değil herhalde, anneniz babanız hatırlamaz. 60'ların İstanbul'unu unutamam. 60'ların İstanbul'u. Tabii anne babamın İstanbul'u. Arnavut kaldırımlarından mı bahsediyoruz? Hayır, şeyden bahsediyoruz. Eve gelen balıkçının Rum madam olmasından, balığı taşıyarak getirirdi. İstavretler, bu kocası herhalde balıkçıydı, şimdi öyle düşünüyorum. O da kadında herhalde balığı satardı eve, ama kendi gittiği evler. Sabah gelir o balık eve. Yani istavret hatırlıyorum. Neyse istavret hatırladım, o balık var. Bir sürü balık vardı da sabah gelir efendim, tabii lüferler şunlar bunlar, olta balıkları. Öğlen yenirdi. Taze. Ve dün gece sabah da denizde olan bir hayvan efendim. Öyle İstanbul. Yani dolaptan çıkmış balık yok muydu o zaman İstanbul'da? Bu sahneler yok muydu? Hayır. Yani ben hatırlamıyorum. Bir tane bile kebapçı yoktu bir kere, onu biliyorum. Bir tane bile kebapçı yok. Bizim... Ama ben çocukluğumda açılan ilk kebapçıyı biliyorum tabii, doğru. Yani ben İstanbul'da çocukluğumda yok idi. Benim bildiğim belki vardı Beyoğlu'nda, şurada burada, ben bilmiyordum. Balık restoranlarında zaten yine şeydeydi değil mi? Çiçek Pasajı ve Kumkapı. Kumkapı ve şey tabii, benim, biz Fenerbahçe'de çocukluğumda orada büyüdüğüm için orada Faccio, Coccio, bunlar oradaki Rum balıkçılar vardı, lokantaları pardon. Tabii, hala, biraz bir kısmı, da Boğaz'da bir kısmı vardı. Hala duruyor. Boğaz'da birkaç tane vardı. Arabalı vapuru vardı, saatlerce kuyruk beklersin, kuyruğa girersin. Köprü nereden kalkan? Köprü vapuru yok. Üsküdar. Kabataş, öyleydi. Köprü yok o zaman köprü tabii. Köprü yok tabii. Üsküdar, Kabataş, böyle tek tek sıraya girersin. Efendim, koca Amerikan arabaları, öyle yerli arabalar da yok. Tabii. Hepsi böyle, arabaların bucu kamyon kadar büyüklüğünde. Onlar vardı. Onlar hem özel arabalardı hem de aslında toplu ulaşımda değil mi? Dolmuştu o zamanlar. Dolmuşlar, taksi bilmem ne çalışıyordu. Onlar daha büyük Amerika. Onlar daha eski. 1940-30 falan modellerdi. Otomobillerde daha yeniydi. İşte 56 model, 57 model. O zaman yeni sayıdır, 60'lar dediğine göre. Efendim, şoförlerin tercihi 57-56 Chevrolet, 57 Chevrolet'dir. O araba, onları çok severler. O arabanın kralı. İstanbul, tramvayların arkasında arabalar böyle tek sıra dizilirler, geçemezler onu. Yollar parke ve dar. Asfalt çok az var. Efendim, ben maalesef şu Boğaz yolunun evvelki halini çok görmek isterdim. Sonrası bile daha da ilerledi, kazıklı yollar oldu. Kazıklı yollar oldu. Boğaz yolu olmasa burası Venedik gibi olacaktı. Peki bu sizin için doğru bir formül müydü? Yani arkadan yol geçirilebilir miydi? Mecburi, yani geçirilmeyecekti. Venedik'te arkadan yol var mı? Yok. Burası. Yok. Burada artık burada oturacaktı. Oturmaya oturamayacaktı. Başka İstanbul dışında bir yeni İstanbul yapılacaktı. Trenle bağlanacaktı. Buraya gelen insanlar da şu yolda yürüyerek geleceklerdi. İşte zaten 3-4 metre yol. Patika. Yürüyorsunuz. Vapur geliyor. Venedik'te öyledir. Vapur gelir, bırakır sizi ve yürürsünüz. Vapurlar devamlı dolanırlar denizden. Başka bunun gibi böyle İstanbul'da bir de şu olmalıydı aslında, dünyadaki örnekle karşılaştırdığınız bir şeyler var mı? İstanbul'da başka çok büyük bir park olmalıydı. Hilton Hotel'in olduğu yere, Dolmabahçe'de biten
Dolmabahçe dedi. Zaten doldurulan bir deniz orası da maalesef. Demek ki hastalık o zamandan ecdatlardan kalan bir hastalık bu. Dolma deniz doldurma hastalığı. Bedava arsa çünkü. Dolmabahçe yapıldı peki ama Dolmabahçe'nin üzerine hiçbir şey yapılmamalıydı. Şeyde biten efendim Yıldız Sarayı'nı içine alan efendim ben söyleyeyim o şeyin olmadığı, Barbaros Bulvarı'nın olmadığı efendim bir ucunda Dolmabahçe Sarayı'nda bittiği, Hilton'un içinde olduğu, kesin şeyin içinde olduğu, o yükselen Ritz bilmem ne de içinde olduğu, Maçka Parkı'nın da içinde olduğu öyle bir proje varmışmış. Varmış. Zaten evet tabii ki. İstanbul planında var o. Kaç yüz dönümlük bir arazi. Central Park yahut da Hyde Park. Bunlar New York'ta, Londra'da olan şehrin göbeğinde. 10 sene hayatım New York'ta geçti. Londra'da da okudum. Orada da uzun senelerim geçti. Bu iki şehri çok iyi bilirim. Roma'yı da çok iyi bilirim. Orada da oturdum uzun sene. Efendim Paris'i bilirim. Madrid'i bilirim. Bütün büyük metropolleri bilirim. Yani onun için İstanbul'un da hepsinden daha güzel olup da nasıl hepsinden daha çirkin olduğuna üzülürüm. İstanbul bir tane. Hepsini okudum ya. Şey, Türk olduğum için söylemiyorum. Dünya vatandaşı. Şu anda karşınızda Türk biri oturmuyor diye düşünün. Dünya vatandaşıyım ben. Neyse ne. Doğrusunu söylerim. İstanbul'un dünyanın en güzel yani şehri Roma derler. Roma solda sıfırın altında beş. Roma, yani Roma'da oturdum. Evimde çok güzel bir yerdeydi. İşte Vatikan'ın dibinde. En tarihi yerinde. Yani ama burada bir Boğaz denen bir müthiş bir olay var mesela. Bütün bu tepeler, yeşil tepeler var. Yani bir ara bir kanun çıktı. Bu Boğaz'ın şeyi korunacak, hiçbir zaman açmayacak gökdelenlerde şeyi, silüeti, skyline'ı. Evet. O gitti. Maalesef hatta artık Boğaz'ın silüetini iki tane de şey yanında çıktı. Dünyanın en güzel silüetinden çıktı. Mimar Corbusier. Meşhur bir mimardır. Belçikalıdır. Dünyanın en meşhur mimarlarından bir tanesi. İstanbul'a geldiği zaman, baktığı zaman şu bütün şeye, Ayasofya'nın minareleri dahil, minaresini de seviyorum, onu da ilave edeyim. Müze halini daha çok seviyorum, onu da ilave edeyim. Efendim, diğer bütün Sultanahmet'in minareleri, orada bir silüet vardır, şey, Topkapı'dan başlayan. Dünyanın en güzel silüeti demiş orası için. Şimdi ikisinin arasında bir tane gökdelen duruyor, iki tane. Güya o tıraşlanacaktı ama tıraşlanmadı. Bir öyle durum var. Gözümüzden kaçmış, tıraşlayalım, too late. O sahilde sizlere ömür oldu. Zaten ilk darbeye adına Menderes vurdu, o sahil yolunu açarak. Yani şimdi bir şehri geliştirmek, oraya geniş yol açmak anlamına gelmemesi lazım. O şehri, her açtığın geniş yol, belediyelere de, şimdi ben de nefret edeceksiniz ama, her açtığın kavşak geniş yol, her ne kadar ferahlatıyor deniyorsa da aslında tam tersi ferahlatmıyor, boğuyor. İstanbul'un şu anda ihtiyacı olan ilk şey ne? Göçlerin durması. İlk şey. Nasıl duracak? Giriş yasak efendim, pasaportumuz. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Eğer sen adama olduğu yerde iş, sağlık, okul verirsen İstanbul'a niye gelsin ki? Şeyin dışında yani İstanbul'un ve civarına artık buraya bir yatırım yapmak, yani buraya işçi, iş gücü, lokanta, mesela şimdi Manhattan'da bir sokakta, bir cadde, bir sürü caddeler var böyle dikine yatırdı, bir sokaklar var. Caddelerimizde bir tanesinde Fifth Avenue'da lokanta açamazsınız. O sokakta bazı yerlerde zoning yok bizde, zoning yani diyeceksin şu havalide artık mesela Bebek'te lokanta artık açamaman lazım. Çünkü doydu burada, orada yavaşlıyor. Bak. Siz şimdi lokantaları söylüyorsunuz ama mahallelerde ikişer tane AVM'ler açılmaya başlanmıştı zamanında. Yani bırakın lokantayı. O zaten en büyük çiban. Bir şehrin içerisinde bu kadar birbirine yürüyeceğin derecede 5 tane AVM olması inanılmaz, evet, bir şey. Dünya bunu kabul edemez. Maalesef. Yani, zoning yok. Şimdi bakın. Yok tabii. Ne var şimdi? Evin yanında bir tane Manhattan'ın kuzeyine bayağı bir araba aldığım zaman. Şimdi dedim ki nasıl park edeceğiz? Bir sokak aşağıda dedi. Bir gökdelen yeni yapıldı dedi. Onun altında dedi 8 kat park var dedi. Şimdi siz gökdelene izin verirken, onu araştırdım. Gökdelene izin verirken yapılma izini hiçbir zaman şeyi bakmıyorsunuz. Kaç daire var? Daire başında 2 arabalık yer. Hayır. Bütün 4 sokak etrafındaki arabaları da park etmek için park yapmak zorundasınız. Adam onu
otopark alıp da bizdeki gibi altını dükkan ya daire çıkartmıyor. Çünkü otoparktan para kazanıyor. Benim aylık ödediğim para 350 dolardı park parası. 350 dolar. E şimdi adam 350 dolara bir otomobil yeri sana sattığına göre adamın bunu konut yapacak ya da dükkan çıkaracak oradan evet. İdare çıkartayım mı? 4 daire oradan çıkarayım. Biz de bütün ya inanamaz ben inanamadım. İnşaat yaparken Türkiye'de kanunlara göre inanamadım buna. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Şaka galiba değil. Al işte doğruymuş. İnşaat yaparken Türkiye'de park cezasını peşin ödüyormuşsun. Otopark yapmamak için. Onu biliyor muydunuz? Hayır. Apartman yapacaksınız. Mecburen park yapmak zorundasınız. Ama o da sadece apartmana hiç yanına bakmaz. Bakmadan peki. Fakat onu da yapmıyorsunuz. Onu yapmamak için de park yapmama cezasını peşin ödüyorsunuz. Nedir park bilmiyorum. Yapmama cezası? İşte bilmem ne 100 milyon lira atıyorum. 100 milyon lira peşin ödüyorsun cezanı. Ondan sonra ceza ile yapacağın şeyi yapıyorsun. Tuhaf değil mi? Enteresan bir karmaşa var. Onun da şeyi buymuş savunması. Efendim o paralar toplanıp bir mahalleye bir Central Park yani herkesin park edeceği bir çok katlı otopark yapılacakmışmış. Şu anda aslına bakarsanız belediyenin politikasında daha çok yeşillendirme, daha fazla parklar, daha fazla dediğiniz gibi az yapılaşma, az çarpık yapılaşma %2 başladı. Geçen gün bir istatistik okudum. İstanbul'un yüz ölçümünde yeşil alan %2'ymiş. Avrupa'daki en az sıra. Yani Atina dahil. Yani New York son dahil. Yıllarda giderek azalan bir yeşillenme oldu evet İstanbul'da. Bundan sonra aslında talep etmemiz gereken bir kentli olarak yeşil alan olmalı öyle değil mi? Bazı şeyler artık bazı şeyleri yıkamazsın ama hiç olmazsa bundan sonrasını hastalıkları yenemezsin ama hastalıkları durdurabilirsin. Doğaya dönüşle. Olanları bari evet. Korumaya çalışalım. İstanbul'u şikayet ettik ama İstanbul'un başka nelerini seviyorsunuz? Çok da güzel bir şehir diyoruz. Müthiş bir şehir. Hastasıyım. Evet. İstanbul hastasıyım diyeyim. Kameranız orada. İstanbul hastasıyım aslında. Bakma ağladığıma. Bana bir şeylerin akide şekeri yahut da bir elma şekeri, boğaz falan gibi ağlamam susar. Ben çocuk gibiyim. Ağlamam. Al evladım falan elma şekeri deyince tamam bitti. Ver boğazı. Ağlamayayım. En güzel boğaz değil mi? Yani böyle bir şey var mı? Dünyanın neresinde var böyle bir şey? İki tane kıtanın ortasında bir tane şey geçiyor. Onun için hani bir kanal ne İstanbul şeyine gireceğim. O kanal İstanbul'u da karşılayayım tabii ki. Bu canlılığı öldüreceksiniz. Öldürme. Yani. Buradan geçsin bırak. Ha, önlemini al. Pilotları olsun. Efendim tehlikeli. Tehlikeli yapma. Ona bakarsan dört şerit otobanda tehlikeli önlemi almazsan. Dolayısıyla önlem aldıkça kazalar da azalır ama yeter ki doğayı tahrip etmeyelim. Zaten bir de. Çünkü en doğal boğaz zaten buradan geçiyor. Ve bu bize de zaten son derece yeterli. Kimse inanamıyor tabii o güzelliğe. Başka neyi seviyoruz İstanbul'un? Şeyi seviyordum İstanbul'da. Dum diye dedim maalesef azaldığı için. O mozaik var ya meşhur şey tabiriyle. Yani Rumlar, Ermeniler... Efendim, Müslümanlar, Yugoslavlar, Balkan göçmenleri, Lazlar, efendim, Araplar, yok Kürtler yani bütün o şeyi ne kadar şey kültür mozaiğinin onun mesela ne bileyim eskiden mesela Manavlar Arnavut'tur eski İstanbul'da. Fırıncılar Laz'dır, Karadenizlidir. Bir kısmında Arnavut olabilir. Köfteciler gene Balkandır. O müthiş bir şeydi. O tabii hiçbiri kalmadı. El sanatları için de tabii çok mesela Ermeni ustaları çok vardı. Ermeniler çok iyi yemek yaparlar. Yemekleri çok iyidir. Mezeleri harikadır. Lahana dolmasının kralıdır Ermeniler. Meyhaneleri Ermenilerde vardır. Efendim bütün kapalı çarşı Ermenidir. Çünkü çok iyi altın ve gümüş işçileri Ermenidir. Duvar ustaları Ermenidir. Bak şimdi bizim bütün camileri yapan Ermeni de şimdiye kadar Ermeni ustalardır. Efendim bu mozaik şehircilik gibi. Şimdi ben mesela Anadolu'ya gittiğim zaman Balıkesir ile Diyarbakır aynı falan gibi. Hani apartmanlar aynı, karakteri yapılış şeyi yok. Geçen gün Tire'ye gittim, çekime yaptım Tire. Pazar müthiş. Pazarın içine bir çıktım. Başka şehir ama hepsi aynı şey. Bak Tire'ye geldik diyeceğim bir mimari yok, kalmadı.
Şimdi şeye gelelim. Bu kadar güzel gastronomi turlarınız var. Dünyayı biliyoruz sizin sayenizde. Biz de çok güzel sanki tadıyormuşuz gibiyiz ama bana bir de İstanbul'un bir gastronomi haritasını yapar mısınız? Şöyle hızlıca mesela vapurdan indik, Kadıköy'e geldik ya da Kadıköy'den vapura bindik, Beşiktaş'a geldik. Şöyle beni bir gastronomi trenine sokun, çıkartın. Vallahi onu çok o kadar hızlı değişiyor ki ben takip edemiyorum açıkçası. Hmm. Hatta belediyeye bir şey de teklif etmiştim. Kabul ettiler de şimdi kanal bakıyorum. İstanbul'da bir İstanbul dizisi yapmak istiyorum. Nedir İstanbul dizisi? 13 mahalle seçeceğim. Belediyenin tavsiyesini alarak. Belediyeyle konuştum bunu resmen. Sizin arkadaşlar 13 mahalle seçeceğim. 13 mahalleyi Kadıköy. Kadıköy'ü tarihi programda camileri, binaları, efendim şunları, medreseleri, lokantaları, yemekleri, vapuru, iskelesi, sosisli sandviçinden tut da efendim bilmem nesine kadar, o hamburgerinden tut da daha fine dining eski lokantalarına kadar, yeni fanfifon lokantalara kadar anlatan bir program. Yani tarihle şeyi birleştirerek günümüzü ve yiyecek kültürünü. Çok kültürünü. Güzel. Böyle bir projeniz var, inşallah göreceğiz. Bir projem inşallah yaparız. Peki sizin için İstanbul'un vazgeçilmez lezzetleri nelerdir? Va, tabii. En markalar? İstanbul. Tabii İstanbul yemeği biraz da rafine yemek. Aslı. Yani kebap İstanbul yemeği değil. Ha olmasın mı? Olsun. Bu kadar fazla olmasın. Yeter. Hı hı. Kebapçı stop. Yani İstanbul'un yemeği deniz mahsulüdür. Çünkü baksana denizin içinde yaşıyoruz kardeşim. Dünyanın en verimli denizi Karadeniz şurası. En güzel, en lezzetli balık oradan gelir. Neden? Çünkü soğuk denizdir. Yağlıdır balık soğuktan korunmak için. Akdeniz'e doğru gittikçe balığın lezzeti azalır. Sıcak denizler, şu tepenin, şu boğazın balıkları mevsime göre değişir. Burası nehir gibi. Biliyorsunuz lüfer şeyi, çinekoplar, lüfer olur, kofanalar gibi bilmem ne geçer. Bunlar böyle bir bilimdir. Evrim geçirerek tabii güzel ki. Lezzetle gelirler soframıza. Ama inşallah tabii ki doğru dürüst avlanmayla bunlar da. Çünkü maalesef ki birazcık soyları da tüketiyoruz bu arada. Balık dışında vazgeçilmez İstanbul lezzet markaları neler? Vallahi hep deniz üzerine gider. Mesela ne bileyim tarama salataları, lakerdalar. Aa. Mesela yani onu hep İstanbul'a deyince benim, mutfağa deyince benim aklımda hep deniz. Çünkü her taraf deniz kardeşim. Yani sağın solun deniz, sağın solun sobe. Yani öyle bir kara iklimi yok burada. Yani Ermeni topikler ve lahana sarmaları. Yani onları da içine katabiliriz istiyorsanız. Efendime söyleyeyim midyeler. Gene deniz. Boğaz midyesi. Boğaz midyeleri. Tabii. Dolmasından tutmuyor, kızartmasına kadar. İstanbul'a ilk girdiğiniz zaman en çok nesini özlemiş hissediyorsunuz İstanbul'un? Geldiğiniz anda oh İstanbul'un havasını mı özledim diyorsunuz? Havası nesi, oluyor. Nesiymiş? Tam özlemiş iken ah İstanbul'um, geldim ülkem derken sol taraftan bir tane lüks araba geçiyor şey emniyet şeridinden. Sonra? O zaman birdenbire yani gerçekler yani geldin ama bu millet hala istediğin kültür seviyesine ulaşmadı. Sen istediğin kadar sevin diyor biri kulağıma. İki tane hanımla, yaşlıca hanımlar geziyorum şimdi. Bir tanesi Türkiye'ye çok geliyor, tekstil işi yapıyormuş. Tekstil Amerikalı. Bir tanesi de yeni, Sue Allen. Bir tanesi devamlı, bak kırmızı ışıkla geçti. Bir öbürü de falan yapıyor falan. Bak yine ışıkta geçti. Işık en önde geçti falan Amerikalı için mümkün. Ondan sonra dur diyemedi. Sue Allen dedi. Anlamadın ki de İstanbul'da kırmızı ışık sadece bir tavsiyedir dedi. It's only a suggestion. Don't worry Sue Allen dedi. Hiç unutmuyorum onu. Güzelmiş. Yani, tavsiye olarak biz yani emniyet şehrine gitmeseniz de olur. Tavsiye yani şart, öyle bir yasak yok aslında. Tavsiye olarak. Ama yine de hepimizin vazgeçilmesi, kızgınlığın içinde bazen çok kızdığımız şeyler olsa da yine de aşkın çok büyük olduğu bir şehirdeyiz değil mi? Tabii. Sağlıklı olsun bundan sonra bir de. İnşallah. İstanbul'umuz daha da güzel günlere layıktır tabii ki. O da olsun Ayhan Bey diyelim. Ben size şey söyleyeyim mi? Bu işin anahtarını söyleyebilir miyim müsaade ederseniz? Bu işin anahtarı sevgi ve şehrine olan sevgidir. Eğer sen şehrini seversen,
şehrini seversen, berber yaşadığın insanları da seversen, şehir deyince taş topraktan bu güzel banktan bahsediyor. Burada çok güzel by the way. Harika bir bank bu arada. İston yapıyor bu bankları. İstanbul'un çeşitli bölgelerine öyle böyle çok o bölgenin dokusuna uygun yeni banklar gelecek. Çok şehir güzelmiş. Şehir mobilyası çok önemli zaten. Yani böyle bir yerlerde oturdukça laf bakar mısınız? Laf lafı da ayrıca açıyor. Daha da uzun sohbet ediyoruz. Çok da rahat, çok güzel gerçekten. Efendim, İstanbul'a teşekkür bunu ederiz. Seversen, bu arada sen bunu üzerine bankları. Ali Ayşe'yi seviyor yazmazsan çakıyla. Lütfen yazmayın İstanbul'da. Onu yazmazsan. Fakat size acıklı bir şey söyleyeyim. Neredeydi? İtalya'nın Verona'da mıydı, böyle klasik şehrinin meydanında böyle bir heykel var 16. asırdan. Bütün üzerinde Ahmet Hüseyin, Fatma Ali. Orada da Türk isimleri tabii. Kalp işareti. Fatma ile Ali. Yani Fatima değil ya. Fatima hani şey olsa Kuzey Afrikalı falan olabiliyor ya. Türk belki belli. Dersiniz. Mert, efendim, Aysel falan. Yani 10 yazıdan 8'i Türk isimleriydi. İşte özenmiş bu kadar harika banklar yapılmış. Bunlar işte bizler için yapıldı. İstanbullular için yapıldı. Konforlu bir şekilde oturalım, böyle güzel sohbetler yapalım diye yapıldı. Kıymayın gerçekten. Yani şuraya isim yazmakla elimize bir şey geçmiyor. Korumakla elimize bir şey geçiyor. Ne geçiyor? Güzel kent, güzel kentleşme yapmış oluyoruz. İşin sırrı sevmekte, şehrinizi sevmekte diyorsunuz. Bu son cümleyle de bu doyamadığım sohbeti bitirelim. Buyurun. Şimdi şehrin sizi, bir de sizi sevdirmesi lazım. Yani bu tek taraflı bir şey değil. Aşk tek taraflı olmaz. Of Ofik Samatyalı sırma saçlı kel Sofik. Biliyor musunuz? Emre'nin lafı. Bir şey böyle of Ofik annem söylerdi. Hı. Samatyalı sırma saçlı kel Sofik. Niye, ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey dertlenirken. Öyle bir dertlenirken. Dertlenirken. Of demenin şiiri. Çok güzelmiş ya. Onu şey biliyordum ben. Ofik Samatyalı Sofik biliyordum. Annem öyle derdi. Onu bir yerde söylemişim filmde de. Orada hemen yazdı Ermeniler. Abi aslı öyle değil. Samatyalı kısırma saçlı kel Sofik. Çok güzel. Şimdi ben diyeceğim ki izleyicilere... bu bank sohbeti de burada biter efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve siz de diyeceksiniz ki aynı benim şu anda içimden dediğim gibi of hakikaten ofik. Mi? Çünkü biz doyamadık ama siz ne diyeceksiniz? Ben of ofik. Samatyalı sırma saçlı kel Sofik. Diyeceğiz ve bank sohbetlerini biz burada bitireceğiz. Yine güzel bir İstanbul deyişiyle diyelim aslında, sızlanmasıyla. Çok teşekkür ederim Ayhan Sıcımoğlu. Size doyum olmaz tabii ki. Yolunuz açık olsun. Sağ olasınız. Sıhhatli, sağlıklı günler olsun. Sağ olasınız efendim. Tekrarlıyoruz. İşin sırrı kentinizi gerçekten sevmekte ve sahip çıkmakta. Hoşçakalın efendim. Bu bank sohbetlerinin de sonuna geldik. Haftaya yine görüşeceğiz.